Herkese iyi akşamlar. Her zaman olduğu gibi hocamızın değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra varsa sorularınızı alırız. Buyurun hocam. Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün zor bir maç. Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok eksiğimiz olmasına rağmen, yedek kulübemizde iki eksiğimiz olmasına rağmen futbolculara müthiş mücadele verdiler. 1-0 geri düşmemize rağmen öne geçip 3 puan aldığımızdan dolayı çok mutluyuz. Futbolcularımı tek tek hepsini tebrik ediyorum. Müthiş mücadele gösterdiler. Hiçbir zaman inançlarını kaybetmediler. Birbirlerine destek çıktılar. Ve maçı 1-0'dan 4-1'e getirip hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum. Bir de demin dışarıda konuştuğum bize küfür ettiler şeklinde, medya bize küfür etti şeklinde yanlış bir anlaşılma olmasın. Sosyal medyada bize edilen hakaretler, küfürler olarak onu değiştirilmesi daha doğru olur. Var mı arkadaşlar? Ozan Bey. Ozan Koçar ile Sabır Ajansı. Hocam bugün kritik bir galibiyet aldınız ve şimdi önümüzde bir bay süresi var takımda. Burada bay süresinde acaba eksikler tamamlanacak mı? Takıma yani Kasımpaşa maçında eksikler sahada olur mu sizce? Teşekkürler. Evet, bu bay arasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Çalışacağız daha doğrusu. Sahada çalışmamız lazım. Bazı eksikliklerimiz var. Kendi kalemizde rakibe verdiğimiz pozisyonlarla ilgili, duruşumuzla ilgili üzerinde çalışıp hücumda daha pozisyonla daha iyi değerlendirme ile ilgili sakatlarımız evet var, 1-2 kişi dönebilir gibi gözüküyor ama tabii önümüzdeki birkaç gün içerisinde daha net belli olacak. O yüzden süreci hep birlikte izleyeceğiz. Başka sorunuz var mı? Buyurun Mustafa Bey. Mustafa Akın Demirören Haber Ajansı. Hocam mücadelenin hakemiyle ilgili neler söylersiniz? Evet, hakemle ilgili çok konuşuldu. Zaten biraz gerginlik oldu sahada da. Verilen kartlar. Biz bugüne kadar verilen pozisyonlara saygı duyduk. Bizim geçen hafta yaşadıklarımızı çok iyi biliyorsunuz. Bence verilmeyen penaltımız, verilmeyen golümüz, offside çizgileri, daha öncesini atladığım Konya maçındaki yeni kuraldan attığımız gol, verilmeyen golümüz ve maçı 2-0 kaybetmemiz, Beşiktaş maçında yediğimiz gollerin öncesinde olan fauller, ben hiçbir zaman hakimlerle ilgili çok fazla şey yapmadım. Bir iki cümlem vardır. Bugün hakim bazı pozisyonlarda Başakşehir aleyhine karşı vermiş gibi gözüküyor. Onlar o şekilde açıklıyor. Biraz Göksel Başkan'ı dinledim. Söylediğim gibi hakimler evet hata yapıyor. Kasten hata yapılmadığını düşünüyorum. Çünkü biz de bunları yaşadık. Sonuçta biz de üzüldük. Herkes üzülüyor. İnşallah bundan sonra her şey daha disiplini daha güzel, az hatalarla bir süreç olur. Var mı başka? Hocam basın tribünden gelen iki soru var. Bir tanesi TVBu Spor'dan Metin Pekgüven'in sorusu. Bugün çok kritik bir mücadelede oyun içerisinde 3-5-2, 3-4-3 gibi farklı sistemlerle sahaya yayıldınız. Önümüzdeki maçlarda da bölüm bölüm taktiksel değişiklikler yapacak mısınız? Bu taktiklerle ilgili gerçekten çok güzel yorumlar yapılıyor. Bilmiyorum. Herkesin görüşüne saygım var. Zaten benim dışımda herkes Fenerbahçe yine taktikleri uyduruyor. Ne oynadığımızla ilgili. Bizim oynadığımız taktik belli. Hücumda ne yapmak istediklerimiz belli. Defansta ne yapmak istediklerimiz belli. Evet, zaman zaman bunu eksik yapsak da tam anlamıyla istediğimiz gibi olmasa da
şeyimiz belli, taktiğimiz belli. 3-4-3 bugün oynamadık. Onu da söyleyebilirim. Bizim bugün oynadığımız sistem 4-4-2. 4-2-3-1'e ondan sonra döndük. Bunu söyleyebilirim. O yüzden aslında çok konuşabilirim bu sistem ve taktiklerle ilgili de. Çünkü geçmişte de çok konuşuldu. Herkes bizden her şeyi daha iyi bildiğini dile getiriyor. Hep yanlış yanlışlarımız illaki vardır. Genciz. Hata yapıyoruz. İnsanız. Hata yapmaya da devam edeceğiz. Ama hatalarımızı önümüzdeki süreçte minimuma düşürmeye çalışıyoruz. Ben olsun, futbolcularım olsun. Bunun üzerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hocam son sorumuz Beyaz TV'den Devrim Zengi. Üst üste puan kayıplarından sonra bu galibiyet sizin için ne ifade ediyor? Futbolcularım üzerinde çok büyük bir baskı son haftalarda oldu. Bizim üzerimize baskı oldu. Yanlış transferler yaptığımız söylendi. Bizimle ilgili doğru olmadığını herkes yazdı çizdi. Her şeye saygı duyuyorum. Ama bir şeyi %100 istediğiniz zaman takım olarak, futbolcular olarak, ekip olarak değişimi görebiliyorsunuz. Bugün futbolcularım her şeyle istedi. Aslında geçen hafta Gazişehir maçında başladı bu ikinci yarı. Söylediğim gibi verilmeyen golümüz bence. Verilmeyen penaltımız, orada maçı 2-2 olsaydı o maçı biz çevirirdik. Ama demek ki bu hafta nasip olmuş. Bundan sonra inşallah istediğimiz o değişimi daha iyi bir şekilde taraftarımıza izletmeye çalışacağız. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.